Koray gerçekten Melek'in yerini biliyor olabilir mi? Ya bu bir tuzaksa? Ya heyecan da yanındaysa? Of! Ulan ne yapacağım ya? Bir tarafta Melek, diğer tarafta heyecan. Alo abi, adamlarını söyle bu çevreyi tamamen her tarafını arasınlar, tamam mı? Ben başka bir adrese geçeceğim. Ya bu Koray Melek'i tuttuğu yerin adresini gönderdi bana. Abicim ben de biliyorum tuzak olabileceğini ama bu ihtimali bir değerlendirmemiz gerekiyor. Tamam, bak ben şimdi oraya geçeceğim, siz de oraya gelin. Sen polisi de ara, tamam mı? Ne olur ne olmaz. Hadi abi, hadi. Emre. İnşallah sen de orasın Ercan. İnşallah Melek'in yanındasındır. Emre. Emre. Hicran. Gel. Gel, çok şükür iyisin. Çok şükür iyisin. Ne istiyorsun bizden? Neden kötülük yapıyorsun Hicran ablama? Ya yeter be! Kes artık sesini! Ben sana Hicran'ın adını ağzına almayacaksın demedim mi? Ben onunla konuştum. Ona seçenek sundum. Al Melek'i git buradan dedim. Ama o her zaman yaptığı gibi yine aptallık yaptı. E demek ki sevmiyor seni. Hayır seviyor. Ben onu ne kadar seviyorsam o da beni o kadar seviyor. Sen onu bayılttın. Ya bir şey olduysa ona? Vallahi ben de ayılıp kendine gelmesini, mantıklı kararlar vermesini beklerdim. Ama umarım geberip gitmiştir. Tıpkı annen gibi. Sen çok kötü bir insansın, çok kötüsün. Bana bak küçük şeytan. Bir daha bana dokunursan o ellerini kırarım senin, anlıyor musun? Asla dokunmayacaksın. Ama o adam demişti, usulsüz oturursan Hicran ablanı da bağını da göğsün demişti. Hangi adam? Buraya gelen adam mı? Koray. Tabii ya, ben nasıl düşünemedim bunu? Allah kahretsin ya, ben nasıl düşünemedim bunu? Kesin yerimi gidip ispiyonladı. Kesin gitti, söyledi. Ben gitmesine nasıl izin verdim ki onu? Allah belasını versin. Allah belasını versin ya. Bana bak, burada dur. Buraya gel çabuk. Hemen bana bir araç ayarlaman lazım, tamam mı? Parası neyse vereceğim ama hemen çözmen lazım bu işi. Tamam. Koş hadi çabuk git. Gel. Meleği bulabildin mi? Tamam, ayağa kalk. Meleği buldun. Kalk canım, kalk. Tamam. Tamam. Melek, meleği buldun mu Emre? Meleği mi buldun mu? O yaptı bunu, evet o yaptı. Deliz mi? Evet, Melek onun elinde. Ya ben de özür dilerim. Sana söylersem kızını öldürürüm diye. Emre ne olur kızımı kurtarın. Şşş, tamam bak sakin ol. Sakin ol, korkacak bir şey yok, tamam mı? Biz kızımızı kurtaralım. Kurtaracağız onu. Nasıl? Bak, bir ihtimalimiz var, tamam mı? Melek'in tutulduğu yeri biliyor olabilirim. Tamam, hadi gidelim. Tamam, bekle dur. Süleyman abi. Hicran'ı buldum. Şimdi birazdan sana konum atacağım, tamam mı? Derhal oraya gel. Hadi abi. Ne istiyorsun lan? Sakin ol şampiyon. Artık dost oluruz sanıyordum. Ne yaptın? Hediye paketini aldın mı? Bak, eğer bu da senin oyunlarından biri ise, eğer bana tuzak kurmak istiyorsan... Benimle savaşacağına git de kızını kurtar. Hala oyalanıyorsun. Yeliz hiç aptal değil. Eninde sonunda kaçacak gizli yerinden. Hadi elini çabuk tut Emre Aksoy. Yoksa çok pişman olacaksın. Ulan hadi diyelim ki sen doğru söylüyorsun. Sen niye bana yardım etmeye çalışıyorsun ha? Senin derdin ne? Benim amacım belli koçum.
her zaman kazanan tarafta olmak. Yeliz'in deliliklerinin işimi bozmasına izin vermeyeceğim. Ayağıma dolanmaya başladı. Tekmeyi hak etti. Hadi şampiyon, git kurtar kızını. Sonra rahat rahat konuşuruz. Ne diyor? Koray. Meleğin tutulduğu yeri söyledi. Ama güvenemiyorum İcan, ya tuzaksa? Ya değilse, ya melek oradaysa? İşimizi şansa bırakamayız Emre, gidip bakacağız hadi. Hicran bak, şimdi seni yolda Süleyman abiye bırakacağım, tamam mı? Onunla beraber hastaneye gideceksin. Hayır, ben iyiyim. Şu an sadece olayımız, kızımız, bak ne olur onu kurtaralım. Ben başka bir şey, hiçbir şey istemiyorum, ne olur Emre. Tamam. Bak. Kimse bize zarar veremeyecek, tamam mı? Ben buna asla müsaade etmem. İkinizi de koruyacağım bundan sonra. Eğer gerçekten oradaysa bu sefer kurtulamayacak Emre. Neresi? Emre Bey, adres burası. Biz polislere haber verdik. Polisler gelene kadar girmesek iyi olur efendim. O kadar bekleyemem. Kızım o manyağın elinde. Beyler, siz etrafı kolaçan edin, tamam mı? Etrafta kuş bile uçmayacak. Dur, ben de geliyorum. Hayır. Melek içerideyken seninle ilgili risk alamam mı? Hayır, ben ikinizi de yalnız bırakamam. Melek'in yanında olacağım, ben de geliyorum. Lütfen. Emre, o benim... O benim kızım Emre. İzin ver, ben de geleyim. Bak, lütfen ikinizi de yalnız bırakmak istemiyorum. Melek'in yanında olmak istiyorum, ben de geleceğim. Arabayı gizli çıkışın önüne çektim, haydi. Tamam. Hadi bakalım, yürü küçük şeytan. Bırak, dokunma bana. Bana bak, beni delirtme. Yürü diyorsam yürü. Hicran, lütfen. Allah kahretsin. Kahretsin, ispiyonlamış işte. Nereye gidiyorsun be? Benden bu kadar, bak başının çaresine. Senin yüzünden Kores'e giremem. Hayır, 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 dur. Allah belanı versin senin. Allah senin belanı versin. Otur. Şuraya otur, sakın kalkma, tamam mı? Hayır, hayır, hayır. Gelinmeyeceğim size. İzin vermeyeceğim beni harcamanıza. Şimdiye kadar yenilmedim. Şimdi yenilmeyeceğim. Gelin bakalım. Gelin hadi. Gelin de bitsin artık bu oyun. Nona. Ben son sözümü söyledim Emre. Ben de geliyorum. Sizi yalnız bırakmayacağım. Abi sen burada bekle. Tamam mı? Gözünü dört aç. Bak, arkamdan geleceksin ve kendini tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi. Kahretsin. Kahretsin, geliyorlar. Babam, babam, bu beni. Sus bana bak. Sesini çıkarmayacaksın, anlıyor musun? Eğer sesini çıkartırsan seni şuracıkta öldürürüm. Yürü. Yürü. Geç. Uslu uslu duracaksın. Yoksa baban da ölür. Anlıyorsun değil mi beni? Sus. Yeliz! Artık oyun bitti Hicran. Bana yaşattıklarının bedelini böyle ödeyeceksin. Kalbini yiyeceğin tek bir kurşunla, kanınla birlikte benden çaldığın aşk da akıp gidecek. Dolamayacaksın Hicran. Öleceksin. Onu öldürmek için önce benim cesedimi çiğnemen gerekiyor Yeliz. Tamam. Sen de benim olmayacaksan, beni sevmeyeceksen, sen de öğrenme. Ben zaten sensiz yaşamıyorum.
Benim geleceğe dair hiçbir umudum kalmadı artık. Hepsini çaldın benden. Eğer hicrandan kurtulmanın bedeli buysa, tek çözüm buysa, herkes ölecek. Bırak! 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 Tamam mı? Bitti. Hepsi bitti artık. Hepsi bitti. Gel, gel, gel. İşte burada. Yeliz Altasoy. Tutuklusun. Bizimle geliyorsun. Ben masumum diyorum ya. Hiçbir şey yapmadım. Asıl suçlu o. Onu tutuklayın. Avukatımı istiyorum ya! Bırak! Savcının kararı elimizde. Hemen mahkemeye çıkarılacaksınız siz. Bırak! Belalı. Bak yanındayız biz senin. İyi şimdi mi? Belalı. Melek. Beni kurtaracağınızı biliyordum. Canlarım benim. İyisin değil mi bir tanem? İyiyim, bir şey yapmadı. Ama bir daha beni bırakmayın. Asla. Asla bir daha seni bırakmayacağız Melek'im, asla. Hayır, bırakın beni. Bırak beni. Ya bıraksana. Kötü günler artık geride kaldı. Bundan sonra hep çok mutlu olacağız. Evet, biz hep çok mutlu olacağız. Hadi bakalım, daha fazla kalmıyor umut. Hadi çıkalım. Gel. Ya bırakın diyorum size, beni bırakın. Yeliz Altınsoy'um ben. Siz bana böyle davranamazsınız, anlıyor musunuz? Ya bırak! Rahat. Rahat tek bir uyku uyumayın. Her gece düşünün. Geri geleceğim, anladınız mı? En büyük kabusunuz olarak çökeceğim üstünüze. Asla kurtulamayacaksınız benden. Asla. Bırak ya. Ya bırak. Geçti bir tanem. Geçti. Hadi bakalım. Hadi. Çok korktum Hüseyin abla. Cesur bir kız olmaya çalıştım ama Yeliz, o çok korkunçtu. Bir tanem, korkmak yok artık, tamam mı? Güvendesin, ben senin yanındayım. Kimse, ama kimse sana zarar veremeyecek, söz veriyorum bir tanem. Ne olur sana bir şey olmasın. Annem gibi gitme. Ben seni hiç bırakmadım kızım, seni çaldılar benden. Bırakmayacaksın değil mi beni? Melek, ben senin... Bana yardım edecek misin? En zor zamanlarımda sen yanımdaydın Emre. Mutlu olmam için elinden ne geliyorsa yaptın. Hem de daha fazlasın. O yüzden ben de aynı şeyi yapacağım bugün. Senin yanında olacağım. Ben senin her zaman yanında olacağım. Hiç bırakmayacağım seni. O... Hayalini kurduğumuz aile vardı ya, o gerçekleşiyor prensesim. Biz çok mutlu bir aile olacağız. O yüzden sen şimdi bunları düşünme, üzülme. Gelecekteki güzel günlerimizi düşünüp tatlı bir uykuya dal, olur mu? Hadi bakalım prensesim. Evet, gözünü de koy oraya. Hadi bakalım. İyi geceler. Canım kızım. Canım ya. Keşke elimde olsa da ben senin annenim deyip karşına çıkabilsem. Kokunu içime çekip doya doya öpüp koklayabilsem seni kızım. Ama baban haklı. Benim için müjdeli olan bu haber senin kalbinde kim bilir ne yaralar açar. Yıllar süren hasretimizi dindirmek için biraz daha dayanmalıyız kızım. Biraz daha sabretmeliyiz. Baban için de, senin için de en doğrusu bu. Bizim için bunu yapmalıyım. Nasıl? Zor uyudu. Uyanmasın, dışarıda konuşalım.
Nasıl? O kadar sarsılmış ki. Uyuyana kadar elimi bırakmadı. Çok korkmuş hem de. Nasıl korkmasın ki? Hani biz bile delirecek gibi olduk. Neyse ki bitti artık. Yarın pedagoğu arayalım Emre. Tamam, merak etme. Yarın ilk işim bunu aramak olacak. Her şey için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Hiçbir zaman güvenimizi sarsmadığın için. Sizin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Bakayım ben Melih'e. Bak. Anne, neredesin? Buradayım kızım. Buradayım. Çok az kaldı Melih'im. Çok az kaldı. Yakında bütün gerçekleri öğreneceksin. Nasıl, filmi beğendin mi? Çok güzel. Ben senin yaşlarındayken izleyip çok eğlenirdim hep. Bak, eğer sıkıldıysan gezmeye gidebiliriz. Hayır hayır, olmaz. Gezmeye gitmek falan yok çünkü daha sürprizimiz gelmedi. Ne sürprizi? Sah geldi. Melek'ciğim, sana çok tatlı bir misafir getirdim. Gel bakalım. Ana. Merhaba Melek. Aa Bade, hoş geldin. Badeciğim hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim Cihan abla, çok sevindim. Daha sürprizim de bitmedi. Bade'nin annesi Çiğdem Hanım'dan izin aldım. Bugün bizimle kalıyor, yani akşam pijama partisi var. Yaşasın! Hadi bakalım siz geçin, biz de çıkalım. İyi ki geldin. Bence de, seni çok özlemişim. Hicran. Melek bir şeylerden şüphelenmiyor değil mi? Sanmıyorum. Yani bunca şeyden sonra onun üzülüp gerilmesi benim isteyeceğim son şey olur. Melek şu an çok mutlu. Bade'yi görünce çok sevindi, görmedin mi? Bade ona iyi gelecek. Peki sen nasılsın? İnan iyi olmaya çabalıyorum. Kafamı dağıtmaya, bugünü unutmaya çalışıyorum ama... olmuyor. Böyle hırsımdan, öfkemden ölecek gibi oluyorum. Her şey yoluna girecek, merak etme, tamam mı? Ben sana bir kahve yapayım. İyi ki varsın. Sen de. Sen de iyi ki varsın. Biz abla çok güzel bir şey yapar. Bay yapmasını söylemiştim. Portakal suyu da içeriz. Ya ben kahvaltıya kalamayacağım. Ama neden? Annem beni Luna Park'a götürecekmiş ama ondan önce kulların ördeklerin olduğu bir yere gezmeye gidecekmişiz. Çok şanslısın. Seni götürmüyorlar mı hiç? Aa bak ne diyeceğim, sen de bizimle gelsene. Yok, ondan demedim. Annenle gidiyorsunuz ya, keşke benim de annem olsaydı. Ama senin de Hicran ablan var, o çok seviyor seni, tıpkı annen gibi. Günaydın benim güzel kızlarım. Hadi bakalım, Süleyman amcan sizi bekliyor. Annen aradı, seni bekliyormuş. Hazırım Cihan abla. Yine gel, olur mu? Hiç gelmez olur muyum? E hadi ama Süleyman amcayı bekletmeyelim. Hadi. Gel bakalım. Günaydın.
Badeciğim niye kahvaltıya kalmıyorsun? Günaydın Emre amca. Annemlerle kahvaltıya ve oradan gezmeye gideceğiz. De başka sefer o zaman. Sen nasılsın Kerebek? İyiyim ama keşke Bade gitmese. Bir tanem yine gelecek, merak etme. Hadi bakalım Süleyman amcanızı bekletmeyin. Görüşürüz Bade. Emre biz de sofraya geçelim mi? Canım hiçbir şey istemiyor ya. Yok biliyorum hiçbir şey istemiyor ama kaç gündür açsın. Böyle yapma lütfen. Hem Melek de sofrada olacak, seni görmek ister bizim için. Hadi bakalım gel. Ekmek sürün mü? Olur. İzin varsa oturabilir miyim? Buyurun. Nurten Hanım yok galiba. Nurten Hanım yarım saat önce çıktı efendim. İşleri vardır yine. Bu aralar hep meşgul zaten. Doğru düzgün yüzünü göremiyoruz. Bir şey anlattığı da yok. Emreciğim, senin bir haberin var mı Nurten Hanım'dan? Yok. Dün de söylediğim gibi. Her şey öğrenince. Aman da aman benim güzel torunum, güzel kızım. Ne zamandır seninle şöyle güzel bir kahvaltı yapamamıştık. Aa, ben sana bunları yasaklamadım mı? Onun yerine bal yiyeceksin Melekciğim. Kimse ilgilenmiyor galiba seninle. Ben ilgileniyorum Ali Hanım. Ben izin verdim Melek'e. Melek haftada bir gün istediğini yiyebilir. Babası olarak ben de izin verdim. Kusura bakmayın. Ben anneannesi olarak biraz pimpirikliyim işte. Maşallah siz her şeyle ilgileniyorsunuz Meleğimin. Allah biliyor ya, kavuşmanıza çok mutluyum. Sürpriz. Sen nasıl çıkın hapisten? Hicran abla çok korkuyorum. Tamam bir tanem korkma. Baban da ben de yanındayız. Sana hiçbir şey yapamaz. Güven bana tamam mı? Yeliz! Yeliz hemen git buradan. Yüz ifadeleriniz o kadar komik ki. Hayalet görmüş gibisiniz. Biliyorum. Biliyorum. Şu an hepinizin tek isteği buradan bir an önce defolup gitme. Ama çok üzgünüm. Yuvama geri döndüm. Bekle sen bekle, bekle. Göstereceğim ben sana yuvanı. Alo merhaba memur bey. Emre Aksoy ben. Acilen konu... Emreciğim, bunlar hiçbir işe yaramaz. Çünkü ben gelirken senin için küçük bir hediye getirdim. Bak, al oku. Eminim çok sevineceksin. Hatta hepiniz mutluluktan havalara uçacaksınız. Çünkü artık özgürüm. Yeliz Altınsoy adlı hastanın yapılan muayenesinde sorulan soruları tam ve düzgün cevap alınmadığı için cezai ehliyetinin olunmadığı bildirilir. Hekim heyet kanaat raporudur. Hapse falan girmeyeceğim yani. Evimden defol git Yeliz. Aa. Burası sadece senin evin değil Emre. Çünkü Koray burada yaşamam için bana izin verdi. Ne güzel haber değil mi? Anlayacağınız eski, mutlu, huzurlu günlerimize geri dönüyoruz. Bana biraz pahalıya mal oldu ama sonunda akli dengenin yerinde olmadığına dair raporu çıkarttık. Bunu nöbetçi mahkemeye verdiğimizde serbest kalacaksın. Serbest kalacağım.
Sonra da gidip Hicran'ı öldüreceğim. Hayır, ben ne dersem onu yapacaksın. İplerin artık benim elimde. En ufak hatanda o ipi çekerim Yeliz. Yeliz! Bak, seni buraya nasıl tıktırdıysam, o raporu nasıl çıkarttıysam aynı şekilde iptal ederim, seni buraya tıktırırım. Anladın mı? Anladım Koray. Ay. Ama biliyor musunuz? Gerçekten çok özlemişim. İnsanın evi gibisi yokmuş. Ama siz de beni çok özlemişsiniz. Gözlerinizden okunuyor. Döndüğüme ne kadar çok sevindiğiniz. Tamam. Ay tamam canım, üzülmeyin bu kadar. Artık buradayım. Yanınızdayım. Yuvamdayım. Bir daha hiçbir yere gitmeyeceğim. Birlikte geçireceğimiz çok mutlu zamanlarımız olacak. Hicran, Melih'i hemen odasına götür. Gel bir tane, gel. Çok doğru hareketti Emre'cim. Verdiğin en doğru karar olabilir. Çünkü birazdan burada büyük bir kıyamet kopabilir. Küçük melekçik etkilenmesin, değil mi? Yeliz, yeter artık, kendine gel. Aa, üstüme iyilik, sağlık. Ben zaten kendimdeyim Aliye teyzeciğim. İsterseniz ben sizi de kendinize getireyim, ha? Ne dersiniz? Emre, hadi. Herkes otursun. Hepimiz eteğimizdeki taşları bir bir dökelim ortaya. Dökelim ki rahatlayalım, değil mi? Kes artık saçmalamayı. Hemen benimle gel. Hadi. Hayır. Yeliz. Çok ısrar ettin, tamam. Neden bu kadar korktunuz teyzeciğim? Yoksa saklayacak bir şeyiniz mi var teyzeciğim? Yeliz, lütfen sus, lütfen. Aa, lütfen mi? Siz neden bu kadar kibarsınız ya? Daha dün ne halim varsa gör diyordunuz. Ben parmaklıklar ardında can çekişirken beni orada bırakıp gidiyordunuz. Ne değişti şimdi? Yeliz, lütfen bak, ne istersen yaparım. Yalvarırım, anlatma lütfen. Biraz geç kalmadınız mı Aliye teyzeciğim? Ulan köpek. Ne var lan? Günaydın ortak. Nasıl? Sabah sürprizimi beğendin mi? Sen yaptın değil mi lan? Ha? Yeliz'in serbest kalmasını sen sağladın. Aa, lütfen beni suçlama. Sana açıkça 24 saatin olduğunu söyledim. Beni sen mecbur ettin buna. Seni geberteceğim ben. Benden kurtulmanın daha güvenli bir yolu var. Evini ve hisselerini sat, böylece kapansın bu dava. Ulan sen benim şöpüm bile alamazsın. Savaşsa savaş, hepinizi ezip geçeceğim ben. Pek o kadar emin olma. Malum Yeliz, evin ortasındaki bomba. Biraz kışkırtmayla neler yapabileceğini hiçbirimiz tahmin edemeyiz. Ulan! Ulan! Ulan köpek! Ulan köpek! Ulan geberteceğim lan seni. O kadın gitsin Hicran abla. Bize zarar vermesin, hapse girsin yine. Canem bak, baban da, ben de yanındayız. Hiçbir şey olmayacak, güven bana, korkma, tamam mı? Baban o kadınla yalnız. Ben bir babana bakmaya gideyim, sonra hemen geleceğim senin yanına. Ne olur gitme. Bir tanem. Bak ben sana asla zarar gelmesine izin vermem. Kimse sana zarar veremez. Ben yanındayım, baban yanında. Güven bana, tamam mı? Bekle beni burada. Sus.
Sizi defalarca uyarmıştım. Bir anlaşmamız vardı. Ama siz ne yaptınız? Beni hayal kırıklığına uğrattınız teyzeciğim. Ne yapacağız şimdi? Yeliz, bak sana yardım ederim. Daha önce de etmedim mi? Lütfen, yalvarırım, anlatma kimseye. Aliye Hanım, bir ziyaretçiniz var efendim. Adnan Bey sizi bekliyor. Ah, hiç haberim yoktu. Adnan Bey de alem adam doğrusu. Nerede bekliyor, ofisinde mi? Evet, ben götüreceğim sizi. Hay hay, gidelim. Yeliz, bak bu saçmalığa bir son ver. Bir sorun çıkmadan çık git buradan. Koray seni aramadı mı? Ya aramış olması lazımdı. Burası benim de evim Emre'cim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Emre? Vay vay vay. Koruyucu meleğin de geldi. Ama bu defa çok üzgünüm. Yapabilecek bir şeyin kalmadı. Köşeye sıkıştın. Bırak debelenme. Bana yaptıklarınızın bedelini ödeme vaktiniz geldi. Bitti artık, anlıyor musun? Ben burada evimde yaşayacağım. Ha siz benimle yaşamak istemiyorsanız, bu arada her şey kuralına uygun olsun istiyorum. İllegal olmayacak yani. Ne istiyorsun Elis? Hisselerini Koray'a satacaksın. Ya da ailecek hep birlikte bu konakta yaşamaya devam edeceğiz. Yalnız siz ikiniz de çok iyi bilirsiniz benimle yaşamanın ne kadar zehirli olduğunu. Cevap vermedin Emre. Allah'ım kurtar bizi o kadından. Bize kötülük yapmasına izin verme. Emre, ne oluyor? Bir şey söyler misin lütfen? Toparlanın. Buradan gidiyoruz. Bir an önce gideceğiz buradan. Yeliz'le aynı evde kalmayacağız. Gerçekten mi? Gidiyor muyuz? Evet prenses. Yeni bir hayata başlıyoruz. Sen, ben. Ve Yiğcan abla. Yaşasın. Duydun mu Yiğcan abla? Hayallerim gerçek oluyor. Çekirdek aile olacağız. Hadi bakalım hadi. Toplama vakti. Hadi güzel kızım. Yiğcan, sen de bence toparlan, tamam mı? Tamam. Sen toparlanmaya devam et bir tanem. Ben yukarı çıkıyorum, ben de hazırlanayım. Merak etme, kapını kilitleyeceğim, güvendesin, tamam mı? Hadi bakalım. Thank you.
Emre, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Onlara boyun eğmeyeceğim. Onların beni sürekli tehdit etmesine izin vermeyeceğim. Hicran. Bak. Ben onların ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlıyorum. Ama onların anlamadığı tek bir şey var. Ben asla kimseye boyun eğmem. Onlar ne kadar adilik, şerefsizlik yapmaya çalışsa da ben onlarla savaşacağım. Onlara diz çökmeyeceğim. Lütfen anla beni. Tamam mı? Bak. Ben o akbabalara, ailemin tarihine, kızımın geleceğini teslim edemem. Yapamam bunu. Seni çok iyi anlıyorum Emre. Peki buna var mısın? Hı? Benimle gelecek misin? Ben seninle ölüme bile gelirim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Hadi bakalım hadi. Vakit kaybetmeden gidelim lütfen. Tamam, ben de çantamı hazırlayayım. Ben yaşadığım sürece mutlu falan olamayacaksın Varoş. Yaşadığım müddetçe de seni yaşatmayacağım. Hemen çık odamdan. Aa. Kim çıkaracak beni buradan? Sen mi? Ya artık senin deliliklerinden de kötülüklerinden de bıktım ben ya. Artık aklını başına topla Yeliz. Sevdiklerimden uzak dur. Eğer birinin canını yakarsan seni kendi ellerimle öldürürüm. Vay, vay, vay. İki günlük yokluğumda neler değişmiş böyle? Sen kimden alıyorsun bu gazı? Emre'den mi? Hicrancığım, bu kanak benim. Emre benim. Öyle ya da böyle seni yok edeceğim. Bana ait olan bende kalacak. Benim kimseye sırtımı yasladığım falan yok. Canıma ya da canlarıma el sürersen seni gerçekten mahvederim. O elini kendim kırarım. Ben mahvederim seni. Biraz onurlu ol ya. Gururlu ol. Bırak yakamızı. Onurdan gururdan bahseden sen misin be? Ha? Kenar mahalle dilberi. Silah olarak mütemadiyen gözyaşını kullanan, hassas, saf, kırılgan ayaklarına yatan bakıcı parçası mı? Ben belki fakirim. Belki gecekonduda büyüdüm. Ama beni hiç istemeyen bir erkeğin peşinde bu kadar zavallı hareketler yapmadım. Sana çok acıyorum biliyor musun? Hem de çok. Şimdi ne yapıyorsun? Kaçıyor musun? Hiçbir yere kaçmıyoruz. Sadece gidiyoruz. Ben, sevgilim ve kızım. Senin pisliklerinden, senin kötülüklerinden çok uzak yerlere. Şimdi konuğun keyfini çıkarabilirsin. Sadece senin. Hayır ya, hayır. Sen şaka yapıyorsun. Çünkü Emre... bu yadigar konağı ailesini, sevdiklerini bırakıp hiçbir yere gitmez. Konu ben sen bilmekim. Kahretsin. Allah kahretsin. Yine hayatımıza hazır mısın? Hem de nasıl. Emre, Emre dur. Emre dur, sen ne yapıyorsun ya? Ben sana geldim, senin yanına geldim. Sen şimdi bu pis böcekle, varoşla mı gidiyorsun? Ne yaptığını zannediyorsun sen ya, nasıl olur bu? En başından beri yapmam gereken şeyi yapıyorum Melis. Oldu mu? Hadi canım. Pis varoş. Emre sana dur dedim. Emre dur dedim. Emre! Allah belanı versin Hicran. Gidiyor muyuz?
Evet bir tanem. Gidiyoruz. Yaşasın. Hayallerimdeki gibi. Evet bir tanem. Hayallerimizdeki gibi. Hadi bakalım hadi. Hadi 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 hadi. Hadi gidelim. Hadi gel bakalım. Dur, 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 dur. Dur. Emine gitme. Bak ben sen varsın diye nefes alıyorum ya. Sen olmazsan ben yaşayamam lütfen. Lütfen gitme. Tamam, gel. Merak etme. Döneceğim. Ama döndüğümde hiçbiriniz burada olmayacaksınız. Sen hak ettiğin gibi o akıl hastanesine yatacaksın. O Koray hapse girecek. Ali Yanım'la yaptıklarının bedelini tek tek ödeyecek. Emine gitme. Emine gitme, yalvarırım gitme. Ben ölürüm ya. Ben ölürüm, yaşayamam, anlamıyor musun? Deliz. Bak sen de çok iyi biliyorsun ki ben bugüne kadar sana karşı hiçbir şey hissetmedim. Ve sen ne yaparsan yap ben yine de hiçbir şey hissetmeyeceğim. Benim kalbim cana ait. Tamam mı? Ve şimdi sevdiğim kadın ve kızımla beraber yeni bir hayata başlayacağım. Hiçbirinizin olmadığı, sade, sessiz, mutlu bir hayata. Anladın mı? Hadi. Emre gitme. Emre dur gitme lütfen. Emre ne olur. Emre ne olur yalvarırım. Emre yalvarırım ne olursun dur. Lütfen. Emre gitme. Ya gitme, ölürüm ya. Sen gidersen ölürüm diyorum ben ya. Dar edeceğim. Size bu hayatı dar edeceğim. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Bitti artık. Gerçekten bitti. Kapandı o sayfa. Bakın. Hep beraber gidiyoruz işte. Ne olacak peki şimdi? Her ne olursa olsun, emin olduğum tek bir şey var. Bundan sonra çok mutlu olacağız. Peki, şimdi ne yapacağız? Bir yolunu bulacağım. Ya biz böyle üçümüz beraber mutlu olalım da gerisi hallolur. Güven bana, tamam mı? Ben halledeceğim. İyi misin şimdi? Kafam çok karışık. Halletmem gereken bir sürü şey var. Bundan sonra çok mutlu olacağız. Kötü insanlardan uzaktayız artık. Kurtulduk onlardan. Her şey çok güzel olacak. Hicran abla, sen de benim Hicran annem olacaksın. Bak her şey düzelecek, tamam mı? Sadece biraz daha zaman ver. Kahvaltı mı?
kahvaltı öyle mi güzel? Hemen defol buradan. Cahil. Bu Cahil. Çabaladım. Bunca yıl beni sevsin diye çabaladım. Beni sevsin dedim ya, beni sevsin dedim. Birazcık merhamet göstersin dedim. Hiçmişim. Sanki hiç olmamışım gibi. Beni bırakıp gitti. Benim umut ettiğim, yıllarca hayalini kurduğum sevgi o paçavranın ayaklarının altına serecek şimdi. Yeliz, ne yapıyorsun sen? Dur, dur kızım. Ver şunu bana, ver, ver. İlaçlarını almadın mı sana? Ne oluyor böyle sana? Emre gitti. Emre gitti. Hicranla birlikte. Yanına Meleği de aldı. Beni bırakıp gitti. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Beni bıraktı. Hicranla birlikte gitti Emre. Anlıyor musun? Yeliz'cim. Sen... Gel kızım. Gel. Gel. İyi ki buraya geldik. Badenin anne babası da hep onu buraya getiriyormuş. Ben de çok istiyordum. Mutlu olmana çok sevindim ya. Aa, pamuk şeker alabilir miyim? Dur bakayım. Hadi koş. Kızım yavaş, düşeceksin. Hadi gel oturalım şöyle. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Emre. Bak biliyorum. Hiç sırası değil ama. Ben Meleğe artık gerçekleri söylemek istiyorum. Hicran yapma bana bak. Lütfen. Şimdi değil. Senin için çok zor. Kabul etmesi zor. Anlıyorum. Ama ben dayanamıyorum artık Emre. Ne olur. Bak lütfen sen de anla beni. Şimdi değil. Biraz daha anlayış göster bana. Emre, bak ne olur sen de beni anla olur mu? Lütfen. Ona kim olduğumu söylemeliyim artık. Ben yıllarca bu anın hasretiyle yaşadım. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Kızım yanı başımdayken, onu kalbimde hissediyorken, onun ağzından anne kelimesini duyamamak o kadar zor ki. Emre, Melek'le ikimizin gerçeğe ihtiyacı var Emre. Ne olur anla bizi. Hoş bulduk. Bunlar Yeliz Hanım için. Kendisi biraz rahatsızmış sanırım. Hemen güzel bir vazoya koyun. Yeliz Hanım salonda efendim. Buyurun siz geçin. Ben hallederim.
çabuk anlat. Kim nereye gitti? Sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın? Her şeyi halledeceğim dedin. Her şeyi çözeceğim dedin. Bu muydu halletmen ha? Bu muydu halletmen? Nasıl yaptın? Bırak drama kraliçeliğini de anlat. Ne olacak? Emre gitti. Anlıyor musun? O paçozu da alıp gitti. Hicranla birlikte beni terk etti. Anlıyor musun sen? Tamam. Ben Emre'yi ömrümün sonuna kadar kaybettim artık. Tamam, tamam. Sakin ol. Halledeceğiz. Bulacağız bir yolunu. Ben halledeceğim, tamam? Niye halledeceksin? Ben Emre'siz yapamam. Anlıyorsun beni değil mi? Yapamam ben. Yaşayamam ben. Anlıyorsun değil mi? Sakin ol. Tamam dedik. Çözeceğiz. Çözeceksin. Hem de hemen. Ortak mizaj doktorumu belli değil ya. Bu nasıl bir hal aldı ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum ya, ben bilmiyorum. Emre siz nasıl yaşanır? Onsuz bir hayat nasıl olur ben? Ben bilmiyorum.